Herkese merhabalar. Ben Başak. MobiTikTok Business Network'ün bu üçüncü edisyonuna Ketchup ile katılıyoruz. Crowd Defense oyun incelemesi üzerinden hyper-casual trendleri konuşmak üzere buradayım. Ve bugün için hazırladığım sunumdan keyif alacağınızı umuyorum. Çok hızlı büyüyen ve rekabetin artarak devam ettiği bir marketteyiz. Marketin olgunlaşmasıyla o eskiden yakaladığımız hit oyun yapan düşük CPI'lere ulaşmak oldukça zorlaştı bildiğiniz gibi. Peki bu sizin stüdyonuz için ne anlama geliyor? Mevcut markette oyununuzu nasıl yayınlayabilirsiniz? Birkaç farklı seçenekten bahsedeceğiz. İlk seçeneğiniz yalnızca hit oyun yapmaya odaklanmak. Son derece deneyimli veya çok şanslı değilseniz 20 sentin altındaki o müthiş CPI'lere ulaşmak için muhtemelen onlarca prototip geliştirmeniz gerekebilir. Eğer bir yol tercih ederseniz publisher'ınızla güzel bir prototip bazlı ödeme anlaşmanız olması da ya da daha önce hit oyun yayınlamış olmanız da iyi olur. Diğer bir seçenek ise şu şekilde esnek bir yaklaşım benimseyerek daha niş, daha derin ve daha istikrarlı oyunlar yayınlamaya odaklanabilirsiniz. Ürettiğiniz oyunlar biraz daha sınırlı bir kitleye hitap edip top chartlara girmese bile sadece birkaç ay içinde 100 ile 200 bin dolar arasında kâr elde etmenizi sağlayabilir. Bu tür oyunlar geliştirmenin artısı nedir? Öncelikle pasif gelir elde etmenizi sağlar. İkinci olarak uzun vadede ciddi bir deneyim kazanırsınız. Böylece gün geldiğinde ve çok düşük CPI'lere ulaştığınızda, o prototip çok düşük CPI'yi elde ettiğinde launch deneyimine sahip olmuş olursunuz. Benim bugünkü amacım bu tür bir oyunun nasıl oluşturulup geliştirilebileceği konusunda size birkaç yöntem sunmak ve pratikte bir örnek vermek. Öyleyse tüm oyunların başladığı yerden başlayalım. Fikir, yani ideation aşamasından. Aslında oyun geliştirme sürecinde çok önemli olmasına rağmen genelde en çok göz ardı edilen aşama aynı zamanda. Herhangi bir oyun üzerinde çalışırken taklitlerden kaçınmak ve market fırsatını kaçırmamak için hızlı hareket etmek gerekiyor tabii ki. Fakat acele etmemeniz gereken bir nokta varsa o da fikir aşaması. Bu noktaya ne kadar zaman ayırırsanız prototipinizin reddedilme ihtimali de o kadar azalır. Yani fikre harcadığınız zamanı diyelim, daha sonraki aşamalarda fazlasıyla geri kazanabilirsiniz. Elinizdeki bir fikirle başlayalım. Bu fikir herhangi bir kaynaktan gelebilir. Bir TikTok videosundan, eski bir konsol oyunun mekaniğinden, popüler bir diziden, ilham aldığınız herhangi bir konsepti hyper casual bir oyuna dönüştürmeye çalışabilirsiniz. Bu noktada yapacağınız en büyük hata acele edip bir an önce üretim aşamasına geçmek olur. Bunun yerine bir adım geri atıp fikrinizi bileşenlerine ayırın. Böylece projenizin bir sonraki aşamalarını net bir şekilde görebilirsiniz. Bileşenlerine ayırın derken ne demek istiyorum peki? Fikrinizi bileşenlerine ayırırken netleştirmeniz gereken 6 madde var. Bunlar önem sırasına göre listelenmemiştir. Farklı noktalar da eklenebilir bu arada. İlkiyle başlayalım. Öncelikle elinizdeki bu fikri uyarlayabileceğiniz en iyi oyun türü hangisidir? Teoride hyper casual modelini herhangi klasik bir mobil oyun türüne uyarlamak mümkün. Fakat pratikte baktığımızda yayınlanan hyper casual oyunların %99'u 6 temel janrının içinde yer alıyor. Chart'ta gördüğünüz üstteki kısım marketin büyük kısmını oluşturan runner, simülasyon, light puzzle türleri. Hyper casual oyun indirilmelerinin %80'den fazlası bu janralardan gelmekte, bu oyun türünden gelmekte. Alt kısımda biraz daha niş oyunlar, daha küçük ama oyuna bağlılığı daha yüksek bir kitleye hitap eden oyunlar. Ve bunlara ek olarak ayrıca daha farklı oyun türlerini de hyper casual'laştırmaya çalışabilirsiniz. Biraz daha yüksek risk, yüksek ödül sistemi teşkil ediyor ama yapılabilir, neden olmasın. Hatırlarsanız 2019'dan önce simülasyon diye bir kategori yoktu bile. İkinci olarak fikrinizi en iyi yansıtacak 3C kombinasyonu nedir? 3C, kamera, karakter, kontrolden bahsediyorum. Burada seçenekleriniz sonsuz. Uzun bir madde olduğu için eğer bu konuda biraz daha detaya inmek isterseniz son videolarımızdan 3 Season Hyper Casual sunumumuza göz atabilirsiniz. Daha sonra chat içinde de paylaşabilirim.
Bir sonraki noktamız, üçüncü noktamız, fikriniz ile en iyi örtüşen tema nedir? Bazen fikriniz doğrudan bir temayla bağlantılıdır. Bazen ise oyun fikrinize istediğiniz herhangi bir temayı bağlayabilirsiniz. Eğer öyleyse hangi temayı şunu söyleyebiliriz. İndirilme bakımından en çok tutan üç tema şu şekilde. Moda ve makyaj, polis ve suç ve hyper casual'ın olmazsa olmazı nötr tema. Nötr derken genele hitap eden biraz soyut temalar, klasik stickman karakterler, soyut oyun elementleri kullandığımız bir hikaye veya olay örgüsünün olmadığı gameplay içeren temalardan bahsediyorum. 4. Oyununuzun ana mekaniği ne olmalı? İsterseniz birden fazla mekanik de seçebilirsiniz. Böylece bir ana mekaniğiniz ve ikinci mekaniğiniz olmuş olur. Örneğin runner'larda gördüğümüz stacking ve choice making mekaniklerinin beraber kullanılması gibi. Bir sonraki noktamız sanat. Oyununuzun nasıl görüneceği. Ve son olarak da oyununuzu geliştirirken bazı teknik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin kullanmayı planladığınız yeni bir teknoloji, oyunda titreşim geri döntüsü, sıvı akışkanlığı gibi mekaniklerin performansa etkisi, bu tarz şeyler göz önünde bulundurmanız gereken zorluklar. Bu altı maddeyi sıraladıktan sonra kendinize sormanız gereken soru şu. Oyununuzun wow efekti nereden gelecek? Yani TikTok kullanıcıları reklamınızı gördüğünde hemen atlayıp geçmemelerini nasıl sağlayacaksınız? Ve yine bu altı maddeyi değerlendirirken göz önünde bulundurabileceğiniz üç farklı yaklaşım. İnovatif olabilirsiniz, trendleri takip edebilirsiniz ya da başarısı kanıtlanmış mekanikler kullanabilirsiniz. Altı maddemiz bu şekilde. Sunumun devamında crowd defense örneğini kullanarak bu projeyi nasıl hayata geçirdiğimizi anlatacağım. Tarihi Mart 2021'e çekelim. Hatırlarsanız birçok mid-core, hardcore mobil oyunlar şu ekranda örnekteki gibi videolar kullanıyordu gördüğünüz. Biraz daha tower defense mantığı ile bitmeyen düşman dalgaları ve daha da erkek merkezli bir tema diyelim. Bahsettiğim bu tarihlerde herhangi bir mobil oyun oynadıysanız eminim ki bu tarzda birçok video görmüşsünüzdür. Yalnız tıpkı bundan önce gelen pull the pin trendinde olduğu gibi reklam videolarında gördüğümüz içerik çoğunlukla asıl oyuna dahil bile değildi. Yani bu reklamlar aslında hardcore oyunların kullandığı bir nevi CPI düşürme taktiğiydi. Ama aynı zamanda bu videoların kendisinde de bir potansiyel olduğunu gösteriyordu. İşte biz de tam olarak bu noktadan ilerlemeye başladık. Az önce bahsettiğimiz 6 temel maddeyi hatırlayalım ve bunlar üzerinden Crowd Defense'i inceleyelim şimdi. Oyun türü bakımından Tower Defense janresini oyun türünü hyper casual'a çevirmek her zaman zor bir görevdi. Çünkü Tower Defense tarzı oyunlar biraz daha mid-core kategorisindeler. Genelde uzun ve zor seviyelerden oluşup strateji ve kaynak yönetimi gibi mekanikler içerirler. Dolayısıyla hyper casual'laştırırken bu gibi sorunlardan kaçınmak için oyunumuzu aim game, shooting mekaniği ile birleştirmeye karar verdik. 3C'ye gelince trendleri izledik. O dönem çok popüler olan FPS kamera kullanmaya karar verdik. Tema bakımındansa durum biraz daha karışıktı. Askeri temalı bazı oyunların tuttuğunu biliyorduk. Fakat bunun tam anlamıyla ana akıma uygun yani mainstream olmadığının da farkındaydık. Biz de ikisi arasında bir denge yakalamaya çalıştık. Mekanik bakımından daha önce denenmiş ve başarısı kanıtlanmış mekanikleri kullanmaya karar verdik. Aiming, shooting mekanikleri. Ve bununla beraber önemli bir nokta, seviye içerisinde silah değiştirme mekaniğine odaklandık. Sanat bakımından yine o zaman trend olan yarı gerçekçi silah görünümünü tercih ettik. Ve teknik açıdan ise şunu söyleyebilirim. Devasa yırtık dalgalarını yaratmak için Unity Dots kullandık. Crowd Defense işte bu şekilde ortaya çıktı. 2 haftalık üretim sürecinden sonra sadece 3 silah ve 10 seviyeden oluşan ilk oyun versiyonumuzu test ettik. Ve elde ettiğimiz sonuçlar gayet tatmin ediciydi. Özellikle in-game KPI'lerimiz yani oyun içi verilerimiz çok sağlamdı.
Henüz çok az içerik olmasına rağmen oyun içi etkileşimin yüksek olması bize core loop'un, ana oyun döngüsünün gayet derin olduğunu gösterdi. Doğal olarak bu projeyi iter etmeye karar verdik. İkinci kısmımızda iterasyon aşamasından bahsedeceğiz. İterasyon aşamasındaki en önemli tavsiyemiz şu: oyununuzun sunduğu ana deneyime, yani reklam videosu üzerinde gördüğümüz içeriğe odaklanarak iter etmek. Burada dikkat etmeniz gereken temel noktalar: oyununuzun ana değerleri, core value'su nedir? Ve oyuncularınızın motivasyon kaynağı nereden gelmektedir? Bunları unutmadan, arka planda tutarak. İterasyon aşamasında her zaman oyununuzun ana özelliklerini geliştirerek başlamalısınız dedik. İterasyonda sıkça yapılan hatalardan bir tanesi, daha oyunun temelleri oturtmadan oyuna yenilik ve çeşitlilik eklemeye çalışmaktır. Bunun yerine oyunun zorluğunu optimize ederek, kuralların anlaşılabilirliğini artırarak ve daha öğretici bir giriş bölümü ekleyerek performans verilerinizde çok büyük bir gelişme elde edebilirsiniz. Biz Crowd Defense'da tam olarak bunu yaptık. Retention artırmak için funnel optimizasyonu gerçekleştirdik. Oyuncunun oyuna başlama ve alışma sürecini kolaylaştırdık. Ve açılan ilk silah için A/B test yaptık. Sadece bu değişiklikleri yaparak oyun performansını kayda değer bir şekilde artırmayı başardık. Ana özellikleri geliştirdikten sonra çeşitlilik eklemeye başlayabilirsiniz. Fakat bunu yaparken eklediğiniz çeşitliliğin anlamlı ve değerli olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü sırf çeşitlilik olsun diye yapılan birçok eklemenin genellikle aradığımız performans rakamları üzerinde kayda değer hiçbir etkisi olmuyor. Örneğin sadece kozmetik çeşitlilik ekleyip oyunun performansının bir anda yükselmesini bekleyemezsiniz. Burada bahsettiğim çeşitlilik, yeni durumlar yaratan ve oyuncuda yeni bir tepki uyandıran çeşitlilik. Yani kısacası oyunun derinliğini artıran çeşitlilik. Crowd Defense'da bunu elde etmek için farklı düşmanlara farklı özellikler ve davranışlar verdik. Dinamit taşıyan düşmanlar, atlı süvariler, uçan yaratıklar, boss dediğimiz level ortasında ve bazen zırhlarda çıkan büyük düşmanlar, titanlar gibi. Bunun üstüne farklı özelliklere sahip çeşitli dost birimleri ve silah türlerini de ekledik. Okçu kuvvetler, savunma kaleleri, alev püskürtme makineleri, hava saldırıları gibi. Hem görsel hem de oynanış bakımından oyunu zenginleştiren bu eklemeler oyun içi performansımızı büyük ölçüde arttırdı. Bu çeşitlilik sayesinde oyunun derinliği artmış oldu. Çünkü oyuncular düşmanlardan kurtulmak için en etkili ve kendilerince en mantıklı yol seçmeye çalışıyorlar. Örneğin uçan düşmanları yok etmek amacıyla mayın kullanmak mantıksız olacağı için oyuncular farklı bir silah seçerek oyuna devam ediyor. Sonuç olarak bütün bu farklı görünümlü ve doğrudan oynanış etkisi olan düşmanlar, özellikler ve silahlar sayesinde oyunu yayınlamak için ihtiyaç duyduğumuz performansa ulaştık. Ekranda gördüğünüz sonuçlar oyunu yayınladığımız metriklerdir. Dolayısıyla reklamlar her şey dahil. Ama tabii oyunu yayınlamakla iş bitmiyor. İterasyon ve güncellemeye her zaman devam etmeliyiz. Özellikle kullanıcı edinmenin zaman aldığı bu tarz niş ve biraz da derin oyunlarda oyun içeriğini sürekli zenginleştirmek gerekiyor. Söz konusu oyun içeriği olduğunda iterasyonlarınızı oyuncular için yapmanız gerektiğini de unutmayın. Bu noktada oyuncuların yorumları, geri dönüşleri oyun için çok değerli olabilir. Ve tabii biz de Crowd Defense için yorumlarda en çok istenen şeyi aradık. Bu oyun için en çok istenen şey zorluk seviyesinin artmasıydı. Tabii bunu yapacağız diye oyunu başarılı yapan asıl zorluk dengesini bozmaya hiç gerek yok. Bunun yerine biz de sonsuz oyun modunu eklemeye karar verdik. Böylece hem yeni oyuncuları hem de oyuna daha bağlı önceki oyuncuları memnun edebildik. Son olarak iterasyonları oyunun ana değerlerine, yani core value, özür dilerim, odaklanarak, oyunun ana değerlerine odaklanarak yapmalısınız derken bunu oynanış ve oyun içerikleri için söylüyorum ama aynı zamanda reklam videoları için de geçerli. Test aşaması boyunca reklam videolarınızda radikal denemelerden yapmaktan çekinmeyin. CPI düşürmek için farklı şeyler deneyip risk almaktan korkmayın. Crowd Defense örneği üzerinden devam edelim. Birçok deneme yaptık.
Sağ üst köşede gördüğünüz ilk videoda biraz daha gerçekçi bir görünüm denedik. Çok da işe yaramadığını söyleyebilirim. Hemen altında daha feminen görünümlü bir karakter denedik. Yine de istediğimiz sonucu alamadık. Fakat bir sonraki video, dinozor eklediğimiz videodan çok güzel sonuçlar aldık örneğin. Ekranın sol tarafında gördüğünüz daha geniş video, tam scaling'e başlamadan önce 33 cm CPI değerine ulaştı. Göstereceğim videoyu birazdan göreceksiniz. Oyunun ana özelliklerini gayet net bir şekilde aktarıyor. Birkaç saniye içerisinde oyunun ne vaat ettiğini ve oynanış biçimini, bahsettiğimiz wow efektinin nereden geldiğini hemen anlayabiliyorsunuz. İzleyelim. Burada ilginç bir bilgi vermiş olayım geçmeden. Bu video üzerinde çalışırken hava saldırısı, oyunda gördüğünüz, videoda gördüğünüz hava saldırısı henüz oyuna eklenmemişti bile. Üçüncü kısmımıza devam edelim. Şimdiye kadar paylaştıklarımdan da tahmin edebileceğiniz üzere Crowd Defense pek de mainstream, yani genel kitleye hitap eden bir oyun sayılmaz. Oyun türü ve oynanışı sebebiyle hitap ettiğimiz kitlenin %90'ı erkeklerden oluşmakta. Ve bu da tipik bir hyper-casual hedef kitlesine kıyasla daha spesifik bir grubu. Ama aynı zamanda daha engaged oyuncuları temsil ediyor. Bunun sonucu olaraksa scaling sırasında CPI hızlı artmasına rağmen bu engage oyuncu profili oyun içerisinde bize çok daha iyi bir monetizasyon olanağı sağlıyor. Yani bu tip oyunlarda monetizasyon stratejinizi bir üst seviyeye çıkarmalı ve özellikle de rewarded video konusunda yaratıcı fikirlerle gelmelisiniz. Rewarded video demişken, seviye içinde etkileşime geçebileceğiniz reklamlar yaygın bir uygulama olmamasına rağmen büyük potansiyele sahip aslında. Crowd Defense'de bu tür reklamlardan iki farklı şekilde yararlandık. İlk olarak seviye içinde geçici power-up'lar ekledik. Bunlar düşmanları yavaşlatmayı, haritayı temizlemek için hava saldırısı kullanmayı ya da sınırsız mermi kazanmayı sağlayan güçlendirmeler. İkincisi ise oyun esnasında havada süzülen ödül sandığı. Sandığı ateş ettiğinizde hediye kutusu beliriyor ve ödülü açabilmek için RV izlemeniz gerekiyor örneğin. Oyun içerisinde en az 15 çeşit farklı RV bulunmakta. Ve bu bahsettiğim iki video toplam izlenen reklamların %17'sini temsil etmekte. Hiç de fena değil. Sonrasında ekranda gördüğünüz Arch Hero tarzı klasik yetenek seçtirme mekaniğini kullandık ve verimli sonuçlar aldık. Bu özellik oyuncuların merakını uyandırdığı ve sunulan her şeyi deneme isteği yarattığı için birçok ilginç RV yerleştirme seçeneği sunuyor aslında. Örneğin solda gördüğünüz reroll özelliği ya da RV karşılığında ikinci ödül seçme imkanı veya üçüncü ekran görüntüsünde olduğu gibi bir yerine iki güçlendiriciyi de almanızı sağlayacak para artırıcı bir RV izlemek. Dediğimiz gibi burada yaratıcılığın sınırı yok. İstediğiniz kadar ekleme yapabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi bu üç yerleştirme toplam izlenen RV'lerin %24'ünü oluşturmaktadır. RV stratejiniz için son bir not daha düşelim. RV performansını artırmak için kullanabileceğiniz başka bir yöntem de meta özellikler eklemek olabilir. Özür dilerim. Burada silah mağazamızdan ve silah modeli yükseltme sistemimizden bahsedebilirim. Her silahın kendine özel statları var ve bunları para ya da RV karşılığında artırabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda silahlarınız için sandık odası ve benzeri yerlerde önceden RV izleyerek kilidini açtığınız silah skinlerini de seçebiliyorsunuz. Diğer bir ilginç fikir dünya haritası ekleme olabilir meta çerçevesinde. Bir yandan henüz oynanmamış kapalı bölgeleri gösterip merak uyandırırken bir yandan da RV ile açılabilecek bonus bölgeleri gösterebilir ve RV sayınızı artırabilirsiniz. Bunlara ek olarak para birimini arttırmak için sınırlı süreli RV'ler de sunabilirsiniz. Sağdaki ekran görüntüsünde, sol üst köşesinde görünüyor. Son olarak da biraz interstitial stratejisinden bahsedelim.
Hyper-casual'da interstitial göstermenin klasik birkaç yolu var. Her seviyeyi geçtiğinizde kazandığınız ekranı çıkar ve RV izleyip izlemeyeceğinizi seçebilirsiniz. RV izlemeyi reddederseniz onun yerine interstitial başlar. Her ne kadar klasik olsa da bir o kadar da etkili bir yöntem. Fakat belki biliyorsunuz, bu konuda alternatif bir yaklaşım da var. O da interstitial'ın kazandığınız ekranından hemen önce çıkması. Teorik olarak bu yaklaşım LTV'nizi iyileştirebilir. Çünkü bazı oyuncular hem interstitial izleyecek hem de RV izlemiş olacaklar. Bu teoriden yola çıkarak iki yöntem üzerinden A/B test yapmaya karar verdik biz de. Ve elde ettiğimiz sonuçlar bu alternatifin aslında hiç tekerli olmadığını gösterdi. Çünkü zaten zorla interstitial izlemiş oyuncu üstüne bir de RV izleme seçeneği sunulunca çok da motive olmuyor. Testin sonucunda RV izleyen oyuncuların yüzdesi büyük oranda düştüğü için LTV'de kayda değer şekilde azaldı. Üstüne üstlük kullanıcılar alışık olmadıkları yerde interstitial ile karşılaştığı için churn rate artarak retention'a da zarar verdi. Peki buradan şöyle bir ders çıkarabiliriz o halde. Monetization stratejinizi herhangi başka bir oyundan kopyalayıp kendi oyununuza yapıştıramazsınız. Oyununuzun playtime süresi, çeşitli RV'lerinizin başarı oranı, oyunun bağımlılık derecesi ve oyuncu tutuculuğu göz önünde bulundurarak kendi oyununuza özel bir monetization stratejisi üretmelisiniz. Ve bu stratejiyi geliştirmek için de çeşitli test ve optimizasyon aşamasından geçmek şart. Son tavsiyem de buydu. Bugünlük sunumumuzun sonuna geldik. Ekranı da göstermeden geçmeyeyim. Desteğiniz için tekrar teşekkürler. Umarım sunumu ilginç ve faydalı bulmuşsunuzdur. Şundan eminim ki bugüne kadar hepimiz Crowd Defense gibi stüdyonuza kâr getirebilecek birçok projeden vazgeçmişizdir. Ama aslında bu gibi oyunlar size hem finansal destek sağlayıp hem de oyun yayınlama deneyimi kazandırabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benimle iletişime geçmek isterseniz LinkedIn veya Pine üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Mail atabilirsiniz, nasıl isterseniz. Ayrılmadan 8 Mart dolayısıyla Dünya Kadınlar Günümüzü de kutlarım. Ve görüşmek üzere. Ah, sorularımız var. Zamanımız var mı sorular için? Göktürk Baya, oyunun hitap edeceği kitleye fikir aşamasında mı karar verdiniz yoksa üretim sürecinde testlerden edindiğiniz dataya göre mi bu kitleyi belirlediniz? Oyunun kendi fikrinden aslında geliyor biraz da hitap edeceği kitle savaş, military, askeri dediğimiz tür olduğu için hani kendi karar veriyor aslında biraz nereye hitap ettiğini ama tabii ki testlerle bunu confirm etmiş olduk. Emre'nin sorusunu görüyorum Zoomzo'dan. Organik indirme sayısında gözle görülecek bir fark var mı Hyper Casual'a göre? Güzel bir soru. Kıyasladığımız zaman elimde yeterince bilgi yok Emre, özür dilerim. Şu an yanıtlayamayacağım ama bakıp geri dönmeye çalışacağım. Slack üzerinden konuşabiliriz. Okan Alik Dostan sormuş. Reklam video sonlarında download, install veya play now butonlarının farklılaşmasının etkileri oldu mu? Tabii ki. Buna dair case study'lerimiz olması gerekiyor. Yine paylaşabileceğim bilgileri toplayıp sizinle paylaşabilirim. Call to action butonlarınızı hep denemelisiniz, A/B test etmelisiniz. Hangisinin daha iyi performans gösterdiğine dair. Sadece bu tarz oyunlar değil ama bütün oyunlarınız için yapın tabii ki. Süremizi çok da aşmadan toparladık gibi sanki. Ben teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten faydalı bulmuşsunuzdur. Sorularınız için her zaman buradayım. Dediğim gibi her yerden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yanıtlamaya, geri dönmeye çalışacağım.